Evet sevgili Kent 19 TV izleyicileri, bir kentte spor programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı da sevgili hocamız, eski B klasman hakemlerimizden, eski siyasetçilerden de daimi konuğumuz Sayın Mustafa Alagöz hocamla birlikte sunacağız. Sayın Alagöz, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Sayın Atan. Kentte spor programında yine birlikteyiz. Evet hocam. Bugün Çorum'umuza yapılan spor yatırımlarıyla ilgili beraber fikir alışverişi yapacağız. Evet inşallah. Sayın hocam, bugün Çorum için çok Ankara'dan müjdeli haberler geldi. MKYK üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, AK Parti milletvekili aynı zamanda malumunuz. Yine AK Parti milletvekili Sayın Ozan Kaya, Sayın Erol Kavuncu, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve ilçelerimizin değerli belediye başkanları, Gençlik ve Spor Müdürümüz, Bakanımız, çok özür diliyorum, Sayın Mehmet Kasap oğluyla bir araya geldiler ve oradan Çorum'a gerçekten çok önemli müjdeler geldi. Artık Çorum'un bir spor şehri olması için bana göre önü açılmış gibi gözüküyor. Bundan sonrası tabii Çorum'daki spor adamlarının işi gibi gelecek bana. Çünkü artık bu tesisler yapıldıktan sonra da halen sporcu yetiştiremiyoruz, şu oluyor bu oluyor derlerse artık bu da spor adamlarının ayıp olarak ben öyle adlandırırım. Sayın Alagöz, şimdi Sayın Bakanımızın verdiği müjdeleri ben şöyle hemen bir geçeyim. Bir kere Çorum FK yeni sezonda maçlarını kesinlikle yeni statta oynayacak. O stat işi bitti. Artık Doktor Turan Kılıçoğlu stadıyla haşır neşir olmayacağız. O artık emekliye ayrılacak, vaadi dolduracak. Efendim, bir adet tam olimpik yüzme havuzumuz vardı. Yapım, onarım, çatı hepsi bitti. Bir adet güreş merkezimiz vardı. O da devam edecek. İki merkeze bir dodurgaya olmak üzere 3 tane yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Bir adet gene merkeze gençlik merkezi. İlçelere 3 adet basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak merkeze. 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ilçelere yapılacak. Çorum'a 100 adet basketbol potası yapılacak. 2 adet spor tesisinde bakım ve onarımı yapılacak. Alaca, Laçin, Dodurga, Osmancık, Bayat, Oğuzlar ve Düvenci beldemizde, bunlar ilçelerimiz, bir de Düvenci beldemizde bunlardan nasiplenecek. Hocam, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sayın Atan, hakikaten Çorum spor şehri olması yönünde büyük bir tesisleşmeye gidiyor. AK Parti iktidarları döneminde hakikaten tesislerimiz çok mükemmel olmaya başladı. Çorum da bundan nasibini aldı. Zaten spor tesislerimiz vardı. Evet. 69 milyon civarında bir yatırım ilimize ve ilçelerimize geliyor. Çok iyi bir rakam değil mi hocam? Tabii ki çok iyi bir rakam. 69 milyon lira çok iyi bir rakam. Burada geçen programda da biz söylemiştik. Yüzme branşının futbolu geçtiğini, spor okullarında müdürümle beraber konuşurken bir spor yüzme havuzu daha olsa diye söylemiştik. Biz bir tane istedik, Allah iki tane verdi gibi. Bugün müjdeli haberler arasında bu da vardı. Yani iki tane merkeze yüzme, biri üniversiteye olmak. Bir de yarı olimpik hocam. Yarı olimpik. Tabii ki. Önemli. Yani birisi üniversitenin içerisine, bu çok yeri çok güzel olmuş. Niye? Evet hocam. Oradaki eğitim gören beden eğitimi öğretmenleri ve yöneticileri kendi tesisinin içinde havuzun olması mükemmel bir şey. Orada gider soyunur, gider dersine girer tekrar. Aynen. Bu yönden de çok güzel olmuş. Bu spor tesislerini Çorum'umuza kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu, evet hocam, milletvekillerimizden MKYK üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, evet, Erol Kavuncu, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza ve ilçe belediye ve ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün hakikaten Çorum 1 ve 2 nolu sentetik sahaların durumu ne olacak diye o haberi beklerken büyük bir müjdeyle karşılaştık. Her ne kadar 1 ve 2 nolu saha oradan alınıp yerine 2 tane yeni türbinleri, 500'er kişilik türbinleri olan
4 tane soyunma adası olan yeniden normal çim, sentetik saha, nizami olarak bunlar Çorum'umuza yine kazandırılacak. Bununla ilgili de o gün hep spor adamlarımız, spor taban birlikleri bununla ilgili açıklamalar yapmışlardı. İşte bura kalkarsa Çorum'un kalbi gider, işte solunuma bağlıyken entübe oluruz gibi çok taban birlikleri haklı gerekçelerle bir açıklama yaptılar. Ama bugün müjdeler olsun ki 69 milyonluk yatırımın içerisinde iki tane de nizami sentetik çim sahamız var. Bunların da bizim duyumumuza göre, yani biz bunu bir duyumdur, öyle duyduk. Bunu paylaşmak istiyorum spor kamuoyuyla. Biri itfaiyenin oralarda bir yerde sentetik nizami çim saha olacak diye bir duyum aldım. Biri de İskilip yolu üzerinde şu anda inşaatı devam eden ve bakanlığımızın tamamlayacağı kapalı spor salonunun oralarda bir yerde sentetik çim sahaya kavuşacağız inşallah. Bu da şu oluyor ki çocuklarımızın yine rahatlıkla ulaşabileceği alanlarda. Mimar Sinan'ın sentetik çim sahası da var. Evet hocam. Ulukavak'ta Nazmi Avluca sahamız var. Yani sentetik sahalar açısından fazla bir kaybımız olmadı diye düşünüyorum. Onun yanında büyük yatırımlar aldık. İşte merkezde güreş eğitim merkezi yenilenecek. Yani, ki güreş Çorum için çok önemli branşlardan. Tabii ki yani buradan olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıktı. Güreş eğitim merkezimiz işte vardı. Sonradan arkaya yenisi yapıldı. Ama ihtiyaca fazla cevap veremedi. Tabii son modern bir tesisin olması yeniden buradan güreş şehri olan Son derece modern evet. Güreş şehri olan bir şehrimizden yeni güreşçilerimiz çıkacak inşallah. Bunlar da Türkiye şampiyonaları, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonlarının olmalarını bekliyoruz. Demin de siz bahsettiniz Sayın Ata. Şimdi tesisleşme yönünde büyük bir tesisleşme olacak. Bunun yanında da antrenörlerimize ve eğitimcilerimize çok büyük iş düşüyor. %100. Yani burada sporcu yetiştirme artık onlara kalıyor. Yani ilçelerimizden Laçin, Alaca, Dodurga, Osmancık, Bayat, Oğuzlar. Yani Sayın Alagöz, yani bu kadar tesis yapıldıktan sonra hani artık şu branşta da sporcumuz çıkmıyor, bu branşta sporcu çıkmıyor. Artık hiçbir bahane. Tesis yetersizliği bahanesi Çorum'da ortadan yani kalkacak. Burada, evet. Biz de artık Türkiye'nin hani bazı iller vardır ya hocam. İşte Trabzon gibi, İzmir gibi başka yerler. İşte Antalya'da da mesela çok iyi bazı branşlardan sporcular çıkar. Bizim de artık sporcu yetişmiyor diye bir bahanemiz kalmayacak. Biz de Türkiye'nin sayılı spor şehirlerinden biri olacağız gibime geliyor. İnşallah. Daha doğrusu bu kadar tesisleşmeden sonra olmamız şart gibi geliyor bana yani. Yani size AK Parti hükümeti, bakanlık bir tesisleşme sunuyor ve bunları size mekanı veriyor. Tabii. Mekanın içini doldurmak bize kalıyor. İşte ailelere kalıyor öncelikle. Mekanın içini çocuklarla doldurmak. Çocuklarla dolduracağız. Tabii yani bugün bakanımız da açıkladı. Çocukların yanı sıra, gençlerin yanı sıra kadınlarımız da spora Çorum'da aktif halde katılmaya başladılar. Benim stadyuma yakın Turhan Kulaççıoğlu stadına Fatih Caddesi'nde oradaki parklarda olsun, kültür merkezlerinde olsun hep belli bir yaştaki kadınlarımız da spora katılıyorlar. Bunu gördük. Bu mutlu edici bir şey. Çünkü sağlıklı birey oluyorsun, işte kilo almıyorsun. Hocam ben onu kendimden biliyorum. Mesela ben şu pandemi öncesinde spor yaparken bayağı bir kilo vermiştim. Bıraktım, fazlasını aldım. Onun için nereye ne tesis yapılırsa bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii ki. Sayın Atan, burada günlük her insanın yani yarım saat yürümesi gerekiyor. En azından yarım saat. Bir de biz Türk milleti olarak hamur işini seven bir milletiz. Ben severim. Ben de severim. Yani bunları yiyoruz. Bunların da eritilmesi gerekiyor. İşte kolesterol, şeker bunlar. Ama spor yaptığımız zaman bunların bir takım şeylerini giderebiliyoruz. Kendi kendimizin doktoru olabiliyoruz. Sayın Alagöz bir de bunları istemek de çok önemli değil mi? Yani bu işin peşine düşmek de çok önemli. Yani tabii şehri ki. Yönetenlerin bugün neredeyse tamamı Ankara'da. Bu yatırımlar için evet. Ankara'daydılar ve bu işin peşine düştüler. Yani burada dediğim gibi milletvekillerimiz, MYK üyemiz Ahmet Sami Ceylan sporun hep sürekli içerisinde. Kendisi de seviyor. Ben yönetiminde olduğum dönemlerde beraber spor da yaptık. Diğer milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu. Evet. Valimiz
Hakeza bisiklet sürmeyi falan seviyor, sporu seviyor. O belediye da sporla başkanımız, haşir neşir yani. Evet, belediye başkanımız. Yani. Evet, yani bir Çorum bir bütün olarak il başkanımız hep beraber bir bütün olarak bugün Ankara'ya bir çıkartma yaptı. Bunun altyapısını önceden tabii ki orada oluşturdular. Tabii. Bunun neticesinde de 69 milyon civarında yalnız hocam bir de şu tür yaklaşımlar sergileyenler de var. Yani bu kadar yatırımdan sonra halen pişman olmayıp Yozgat filan hala bu yani şu kadar yatırımı almışsınız. 69 evet. milyonluk yatırımı almışsınız. Vatandaş oraya yorum yapıyor. İşte Yozgat'a bakın, Yozgat'a bakın. Yani tamam anladık. Yani havaalanı gelmeyecek diyen var mı? Yok öyle bir şey yok yani. Tren yolu zaten gelecek. Geliyor mi? Evet. Şundan tabii. bile mutlu olmuyorsunuz. Daha ne yapacağız biz size? Yani bu tür insanlar biraz... Bazılarının, Sayın Alagöz çok özür diliyorum. Bazılarının evinin bahçesine botanik park yapsanız diyor ki... Evet. Alt alttakinde 3 tane çiçek daha fazla niye bende eksik diyecekler. Yani tabii. bu tarz yaklaşımlara gerçekten gerek yok ya. Bununla sevinin. Evet. Yani bunları alan... Bunun da alır bir gün. Öbürlerini de yavaş yavaş ben alacağına inanıyorum zaten. Evet. Burada Sayın Atan dediğiniz gibi yani sevinçler paylaşarak çoğalır. Üzüntüler de evet. paylaşarak azalır. Biz burada tabii ki milletvekillerimiz ve siyasilerimiz her şeyin peşini kovalıyor. Orada dosyalarını sunuyor valilerimiz falan. Yani havalanı ve demin yolda bu şehre gelecek. Sayın Alagöz bir de bunları diyenler çok acıdır ki sizinle beraber sizin zamanınızda top oynamış o 1 ve 2 nolunun böyle bataklık halini bilen insanlar. Evet. Bugün yorum yapan kişiye bakıyorum. Şunlardan memnun değil. Şimdi ben evet bugün o sahalar yarın bir gün zamanı geldiği zaman yıkılacak. Yıkıldığı zaman tabii ki biz oralarda anılarımız gömülecek. Evet. Yani bunun bir üzüntüsü olacak mı? Yani burada anımız olduğu için üzüntüsü olacak ama onun yanında da birçok tesisi yeniden bakanlığımız bizim Çorumlu'nun hizmetine sunuyor. Bundan daha mutlu olabilecek bir durum olamaz Sayın Atan. Burada o tür insan arkadaşlarımızı da şöyle yani artık bir takım şeylere takılıp bozuk plak gibi orada kalmamak lazım. Bence de. Yarın bir gün bizim şimdi demir yolları projemiz zaten şeyde plan program içerisinde. Evet. Onunla ilgili süreç ne zaman etütler bittikten sonra yatırım programına konulacak ve gelecek. Bunun bir zamanı var. Yani şu olmayacak yani Ankara'dan gelen tren tam ortada biziz. Bizi bırakıp Sinop'tan şey dolanmayacak. Yani onu, buradan geçecek bu onunla işte. Onunla ilgili tabii ki buradan geçecek. Mecburen geçecek yani. Samsun'a ulaşmak için nereden geçecek başka? Bu spor başkan? Programı çok böyle siyasi şeyleri ama insanların yaptıkları yorumlara bakıyorum. Gerçekten üzücü ya. Yani 69 bin liralık yatırım almış şehir. Bunu devlet televizyonu TRT canlı vermiş. TRT canlı evet. Bundan mutlu olsana. Yani o zaman bunlar da gelmesin. Siz oralarda bir nolu, iki nolu yani, da orada böyle. Ya modern işte olacak. Tamam ben de şunu isterdim. Yani bana göre kalsa iyi miydi? Kalabilirdi. Belki bir tanesi kalabilirdi ama işte yenisini yapıyor. Sayın, tabii ki Sayın Atan. Şimdi 2000 öncesine Çorum'daki tesislere bir bakalım. Ne vardı Allah aşkına? AK Parti iktidarından sonra bu tesisler çoğaldı. İşte yüzme havuzumuz yoktu. Yüzme havuzum oldu. Yani bugün bakanımız da açıkladı. Ne dedi? Biz yatırımları başlatıp öyle bırakmayacağız. Evet. Tamamlayan olacağız. Tabii. AK Parti'nin en büyük özelliği bu. Bitiriyor. Başladığını bitiriyor. O tesis yani bugün buraya 69 milyonluk tesis var. 6 tane ilçemiz, 1 tane beldemize bile halı saha yapıyoruz. Bunun adına da istikrar deniyor. İstikrar deniyor. Tabii yani. Ki yani bu zamanla hepsi olacak. Tren yolu da olacak. Havan yolu bunun takipçisi de oluyor milletvekillerimiz. Önceki gibi hani seçiliyordu. 2 sene sonra hadi olmadı bir daha olmadı. Öyle bir dünya yok artık. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani bugün burada işte burada istikrarında ne kadar Laçin'de, önemli olduğunu. Mesela Laçin. Tabii. Alaca bir spor şehri. Dodurga. Bugün olimpik yüzme havuzu var. Dodurga'mıza evet. yarı olimpik yüzme evet. havuzu. Kapalı spor salonu. Ondan sonra sentetik saha. Evet. Yani orada yatırım açısından baktığın zaman ilçemize ne kadar güzel bir yatırımlar var. İşte yani Laçin'e gençlik merkezi Sayın var, Oğuzlar'a işte var. Biraz önce dediğime geliyorum. Yani bu tesisleri aldık tamam. Bunlar ölü yatırım olarak kalırsa bu hepimizi üzer. Tabii burada ki. Önemli olan ne? Artık bundan sonra buralarda görev yapacak liyakatlı teknik evet. adamlar. Evet burada Sayın Atay. Eğitimciler, işi bilen hocalar buradan evet. artık Çorum'u her platformda başarıdan başarıya taşıyacak sporcular çıkartmak bana göre zorundalar. Artık tesis yok. Yani tekvandacılar çalışıyor, biz çalışamıyoruz.
Boksörler giriyor, onları bekliyoruz. Bu bitti bu hikayeler. Evet. Şimdi şey de bitiyor. Onu da Gençlik Spor Bakanlığı bitirecek. Kapalı spor salonumuz. Geçen hafta da Sayın Haşim Eğer müdürümüz burada söylemişlerdi. Ya yukarıda müsabaka oynanırken 6 tane ayrı branşta antrenman yapılıyor. Antrenman ne kadar güzel. Yani şunu biz... Hocam bu şuna benziyor. Şimdi bu bizim bu kanalın Kent 19'un yönetimi bize bu imkanı sunuyor. Biz buraya çıkıyoruz. Programı oradan mı çırpalım, buradan mı çırpalım? Elimize yüzümüze bulaştırırsak olmuyor. Evet, olmuyor. Evet. O zaman Halil İbrahim abi der ki Ali'ciğim kusura bakma sen beceremiyorsun. Hadi bakalım bize bir yol verir. Daha iyi. Daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi olması lazım hocam. Burada bu, tesislerin önemi bence bundan önemli. Yani. Tabii ki. Şimdi bu tesislerimiz programa alındı. Paralar ayrıldıktan sonra yatırımlar şehrine, ilçelerimize inşa edilmeye başladıktan sonra, tesis teslim edildikten sonra Sayın Atan oranın kaymakamı, oranın belediye başkanı, oranın milli eğitim müdürü, oranın siyasileri bir araya gelip buradaki gençlik merkezlerini, spor tesislerini, kapalı spor salonunu, sentetik zamanı çocuklarımızı spora yönetmeleri gerekiyor. Aynen öyle. Bunlar spora yönelen çocuklarımızda olumsuz bir şeyle karşılaşmıyoruz. Biz de yıllardır sporun içerisinde suç işleme oranı geçen hep programda... Hep konuştuğumuz gibi hocam. Evet, yani çok düşük. %0 neredeyse. Çocuklar oraya gittiği zaman nedir? Bugün gençlerimizin enerjilerini attıkları zaman evine gelip dersini, yemeğini yiyip duşunu aldıktan sonra rahatça uyuyacak. Ama onu yapmazsa, o enerjiyi atamazsa... Hem bedenen hem ruhen dinleniyor. Tabii ki, hocam. Tabii ki. Yani biz bunun şeyini gördük. Hocam bir mesaj var Sayın Alagöz. Onu hemen okuyayım. Tabii. Bayram Arslan Bey yazmış. Cefasını siz çektiniz, sefasını onlar sürer. Marmara gibi, 3. köprü gibi, 3. havaalanı gibi diye bir mesaj göndermiş. Demek yani, o da bizim konuştuklarımızı evet. Burada tasdikliyor. Bizim dönemimizde, bizden önceki dönemlerdeki o sahaların işte toprak olması, kumlu olması. İnan ben bir futbol müsabakasından sonra evime gittim. Ben sırt üstü ve yüz üstü hayatta yatmayı sevmem yani. Evet. Sağ tarafım, kalçamın ve sol taraf ikisi de yüzüldü. Ama yatamıyorum, yatamıyorum. Bugün o sahalarda istediğin gibi kay, düş, yani... Çamurdan, çaltaktan kurtulmuşum. Sayın Alagöz, siz de şunu söyler miydiniz kış günleri? Keşke hep ben mesela ikinci maçlar bizim olsun derdim. İlk maçlarda buz, böyle buz jilet falan gibi kırılıyor. Keserdi ya, ikinci maçta biraz daha yumuşardı falan. Yani şöyle, o günlerden Sayın Atan, bugünlere gelindi. Tabii. Şükürler olsun. Yani biz bunu, o sahaları biz gördük. Ondan sonra o sünni çimler falan yapılınca, normal çimler yapılınca Turan Kılıççıoğlu çok modern, onlar bize o zaman ne kadar güzel geldi. Bunun yanısına daha modern sahalar şimdi yapılacak. İşte üst tarafta müsabaka oynanırken alt tarafta antrenmanını yapan gençler orada antrenmanlarını yapabilecekler yani. Bu yapılacak olan zaten sentetik sahaların etrafı da tamamen modernize edilip soyunma odalarıyla, tribünleriyle tam tabii bir, ki bir burada çağa uygun çağa bir şekilde. Uygun. Şimdi bu iki tane sentetik saha Çorum amatörüne nizami sentetik çim saha. Yani burada futbol oyun kuralları oranın el verdiği ölçüler derecesinde müsabakalar oynanabilecek. Bura 500'er kişilik bir tribün yani bizim öğrendiğimize kadar. 4 soyunma odası niye? Diğer ikinci maça hazırlık yapan takımlarında orada rahatça soyunabilmesi için oradaki o tesisler o şekilde yapılacak. Yani Sayın Alagöz, siz de arabalarda falan soyundunuz mu zamanında? Valla biz şöyle kapalı spor salonunun önünde soyunduğumuzu falan biliyorum. Yani, yani o günlerden biz Çorum Gücü'nde başladığım zaman bizim Turan Kılıççıoğlu'nun içinde iki tane böyle kare şeklinde odalar vardı üst tarafta. Evet. Çorum Gücü'nün odası oraydı. Biz iyi kötü bir yerimiz vardı ama diğer takımlar, ilçeden gelen takımlar bilhassa soyunma odası bulamadığı zaman gidip arabada soyunuyor, maça çıkıyor. Terli, aynen, çamurlu. Yani tesislerin kıymetini bilmek lazım. Yapılan hiçbir zaman eleştirmemek lazım. Yani ama hocam Çorum'da böyle bir kültürü yok mu ya? Nereye ne yapılsa oraya o mu yapılır, buraya bu mu yapılır? Onun yeri ora mıydı, bunun yeri bura mıydı gibi bir yaklaşım sürekli sergileyen, geçen programda da söyledim. Hiçbir şeyi beğenmeyen insanlar var ya. Bir iki şeye takılmışlar. Yani bunlar olmazsa sanki Çorum'da yarın hayat bitecek. Yani bu programdan sonra hepimiz nefes alamayacak gibiyiz falan filan. Acele etmeyin, onlar da gelecek zamanla. Fotoğrafın
bir önünü bir de arkasını tabii görmek lazım. Şimdi biz ön tarafını yani gördüğümüz için sadece bakıyoruz, diyoruz ki işte ne diyoruz? Eleştirenler için söylüyorum. Tabii ki evet, kendilerine göre haklılık payları var. İşte bizim 1 ve 2 numaralı sentetik sahalarımız yıkılacak. E tamam, yıkılacak ama yerine de çok nizami, modern iki tane sentetik çim saha yapılacak. Modernleşmeye mi karşılar acaba? Onu da anlayabilmiş değilim. Yok yani, şeyini, detayını bilmedikleri için Sayın Atan, ben öyle görüyorum. O arkadaşları da yani şey yapmamak lazım. Fazla kırmamak lazım. Kırmak anlamında söylemiyorum. Tabii ki. Sayın Alagöz, yani kimseyi bizim bu programda kırmak, tabii öyle bir gibi şeyimiz bir derdimiz yok, evet, yok ama yani yaptıkları yorumla bakıyorum, memnun değiller ya. Şundan da memnun olmuyorsanız daha ne yapılsın? Bugün şimdi dedik ya iki tane. Bu yorumu yapanlar da spor insanı oldukları için söylüyorum. Anladım, anladım. Üzen tarafı o taraf. Üzen tarafı. Sıkıntısını çekmiş. Birisi çıksa siyaseten dese ki ya havaalanı yokken bunlara ne gerek var desem, derim ki ya bu siyaseten vurmaya çalışıyor filan derim. Sayın Alagöz. Ama bunu diyenler spor adamı olduğu için üzüldüğüm noktada o yani. Anladım, anladım. Haklısınız Sayın Atan. Burada biz bir kere daha söyleyelim. O sentetik 1 ve 2 nolu sahalarımızın yerine 2 tane 500'er kişilik türbini olan, 4 tane soyunma odası olan, evet, ve duyumumuza göre yerlerinde biri itfaiyenin orada, yine evet, merkezi o yere yakın, millet bahçesi yapılacak yere yakın. Biri de İskilip yolu üzerinde kapalı spor salonunun o civarında bir yerde, oralarda bir yer olacak. Bu artık bakın dünyada ve ülkemizin değişik şehirlerinde tesisler artık şehrin dışına yapılmaya başlıyor. Aynen öyle. Yani bunu kabullenmemiz lazım. Aynen yani öyle. Biz işte Çorum olarak ne yapıyoruz? Ben kendi nefsime söylüyorum ki evimin önünde arabam olsun, iş yerimin önünde arabam dursun. Tabii. İşte hemen iki adım atınca tesise gideyim ya. Biraz da artık nüfus kalabalıklaşıp şehir gelişmeye başlayınca bunlar hep şehrin dışına, her yerde kayıyor. Onun için biz buralarda bu tesisler adına ne kadar çok teşekkür etsek azdır diyorum Sayın Atan yani. Sayın Alagöz, ben yaşı bayağı ilerlemiş, bayağı yaş almış insanlarla sohbet etmeyi çok severim. Zaman hep de soruyorum yani sizin gençliğinizde buralar nasıldı filan. Stat'ın yerini özellikle soruyorum. Diyorlar ki Atatürk Lisesi'nden sonra hiçbir şey yoktu. Evet. Şimdi ne oldu? Orası şehrin merkezi tabii, diye gelişti. Kalkmadı. Geliştikçe evet. Şimdi bir yatırım yaparken 3 yıl sonrayı düşünürseniz elinizde patlar. Sayın Atan, senin dediğini desteklemek açısından şehir söylüyorum. Şehir hep böyle kalacak değil hocam. Evet, rahmetlik babam öğretmendi. O da bir arsa almak istiyor. Bugün evet, Albayrak İlçokulu'nun üst tarafı hep boş, arazi, arazi, tarla, tarla. Evet. Ve babam işte bugünkü stadyumun Turangulucu olduğu yerden bir or taraftan bir arsa alıyor. Ve arkadaşlar hep şöyle söylüyor rahmetliye. Diyor ki ya hocam, oradan arsa alınır mı? Seni kurtlar, kuşlar yer diyor. Yani. Bugün Fatih Caddesi Çorum'un değerli semtlerinden bir tanesi, bir tanesi oldu. Mahallelerinden tabii, oldu. Aynen öyle. Yani bunu göz önünde bulunduralım. Belki de emlakta en üst noktalardan. Yani bunu, yani ben şey açısından söyledim, gelişim açısından tabii söyledim. Hocam. Dediğim zaman tesisi bugün işte İskilip yoluna doğru, şehir Akşemseddin Camii'nin Hıdırlığın o tarafa doğru ilerledikçe yarın bir gün şehrin ha diyeceğiz. Bakın işte Mimar Sinan, Buhar evler yapılmadan nasıldı Ali Bey? Şu an bile devane, eski devane değil. Tabii canım, o çiftlik mezarlarının oralarda. Tabii. Yani bu tesis açısından ben hep içimde bunu hep kafamda tasarlamışımdır. Mesela Çorum'da semt sahaları, yani bu sentetik çağrı Mimar Sinan'da var. İşte 1 ve 2 nolu evet, var. Ulukavak'ta Nazmi Avluca var. Mimar Sinan'daki semt sahası var. Mesela Buharı Evler ve Bahçeli Evler mahallesine de benim birer görüşüm tane, birer tane semt sahası olması gerekir diye düşünüyorum. Nizami. Nizami. Tabii Nizami, en azından Nizami olmasa bile ilk etapta bir yer belirlenip orada. En azından alt yaş katılımcının oradaki mahalle takımları tabii, ya da gençler tabii ki şeyler var. İşte halı saha tipinde yerler var ama öyle Nizami sahalar olursa kent büyüyor çünkü. Büyüdüğü evet, zaman oradaki o semtte oturan, o mahallede oturan gençlerimiz falan orada sporlarını yapabilirler. Sayın Alagöz, bir de bu tesisler yapıldığı zaman ilçelerin büyüklüğü, küçüklüğü pek önemsenmemiş galiba. Yani orada yatırım yapalım. Şimdi daha, gerçek anlamda orada da sporcular çıksın. Şimdi Alacak'a yapılmış, Laçin'e, Dodurga'ya, Osmancık, Bayat, Oğuzlar, bir de Düvenci beldemiz var. Yani nüfusu şudur, oraya gerek yok, şuna daha fazla yatırım yapalım diye bir ayrım da evet, güdülmemiş.
Bana öyle geliyor elimizdeki veriler. Sayın Atan, şimdi şöyle, tabii ki bu tesisleri yaparken bir de oradaki belediyelerin Spor Bakanlığı'na bir yer göstermesi gerekiyor. Bir yer tahsis etmesi gerekiyor. Yani bu tahsisi yapabilen, ihtiyaç olabilen ilçelerimiz bunu başarmış. Yani zaten Çorum'un bütün ilçeleri sportif açıdan başarılı ilçelerimiz. Yani bakıyorsun işte Ortaköy'de güreş takımı kurulmuş. Ortaköy Balda bizi temsil etti. Osmancık şu anda Balda herkese. Sungurlusu öyle, Alacası öyle. Tabii ki, voleybol takımları var. Yani hakikaten Çorum bir spor şehri ama bunun içini, bu cümlenin altını iyi doldurmamız gerekiyor. Bence de %100. Yani demin siz de bahsettiniz. Burada antrenörlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize, velilerimize, çok büyük iş düşüyor. Öğrencilere, yani spor yapacak kardeşlerimize de çok büyük iş düşüyor. Sayın Alagöz, bir mesaj daha var da, Allah 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 diye bir izleyicimiz. Burada öyle yazdığı için öyle okuyorum. Kanalımız hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. O Allah utandırmasın yazacakmış. Orada cümleyi şey yapamamış herhalde. Yok, bu başka biri mi? Kendi şeyi niki herhalde böyle. Allah 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 diyor. Üç tane Allah Allah Allah. Teşekkür ederiz. Demiş. Bekir Yıldırım Bey şimdi bir mesaj attı. Gayet güzel bir projeler. Çocuklarımıza hayırlı olsun demiş. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Yüzme havuzu Sayın Atan, işte bir tane olimpik, tam olimpik yüzme havuzumuz var. Evet. Bunun çatı, bakım, onarım, işte oradaki skorboard, yüzme yarışı olup elin yüzmeci şey yüzen yüzücülerimiz şeyi tamamladığı zaman yarışı elinde değildiği zaman. Sayın Alagöz, şimdi bir hayal kurarım. Deniz olmayan memleketten Avrupa şampiyonu çıkarttınız. Bu Çorumlu ve Çorum'daki havuzdan çıkmış. Olamaz mı? Olabilir. Tabii ki olur. Niye olmasın yani? Yani bu şimdi kimin gururu olur? Hepimizin. Çorumlu'nun gururu olur. Yani şimdi ondan bahsettiniz. Ben işte futbol hakemliği yaparken profesyonel liglerde maça gittiğimiz zaman anons edilir hakemler. Siz de biliyorsunuz, sporu seviyorsunuz. Futbolu daha çok seviyorsunuz, onu biliyorum. Orada Çorum ilinden hakem Mustafa Alagöz, yardımcıları şu şu diye anons Çorum ediyor. Bölgesinden de, Çorum orada, bölgesinden orada Çorum geçmesi bile sizin tabii ruhunuzu okşuyor. Tabii ki de mutlu ediyor. Ne diyor adam, diyor ki Çorum'dan da bak diyor, B klasman hakemi varmış diyor. Çorum'dan da böyle bir hakem varmış diyor. Burada da bu tesisleri kazandıktan sonra sporcu yetiştirmeye bakacağız. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Hep beraber, hep birlikte. Evet. Yani Çorum güzel bir şehir. Ben futbol müsabakaları dolayısıyla ülkemizin çok iline gittim. Hemen her yere gittim. Hemen yani doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, ama hakikaten... Sayın Alagöz, nerede maç yönetmek zor? Doğuda biraz zor. Yani ben Cizre'de maç yönettim. Karadeniz, Doğu buralarda biraz sıkıntılı geçiyor değil mi? Yani Karadeniz'de de, maç yönettim. Mesela Ofa gitmedim, Artvin'e gitmedim ama Hopi'ye, Sivas Divri'ye. Ama yani ben gittim. Yani şimdi şöyle, bir suçlu aramamak gerekir. Spor, barış, kardeşlik demek. Ben öyle görüyorum. Şimdi öyle bize... Şimdi hocam, o konuya girersek, şu yatırımlardan sonra o konuya biraz değinelim de. Ben Cizre'ye maça gittim geçen sene. Evet. Hiçbir şey yok. Yani daha... 5-1 yendi miydi Çorum Spor? 4-1 mi yendi? Yok, yenildik oradaki maçta da. Evet. Geçen seneydi. Ya ben orada gittim, yedek kulübesine oturdum. Bir tane adam, ben Cizre'de Allah'ın kulunu tanımam. Dedi ki, senin adın Ali Atan mı dedi. Evet dedim, dizlerime vurdu. Biraz sonra burada bir şeyler olacak dedi. Aynen şu cümleyi kullandı. Yani söylemem doğru mu yani? Hakem de görmeyecek, sen hiç görmeyeceksin. Tamam mı dedi. Yani şimdi hocam bunlar oluyor. Olmuyor Atan, derseniz. Sayın Atan şöyle sonra diyelim. Ben size bir maç daha söyleyeyim. 2018-2019. Uşak'ta oynuyoruz. Biz o gün 21 tane gol atsaydık Uşakspor 21-22 maçı yenerdi hocam. Sayın Atan şöyle diyelim. Zor. Yani bazı hakem, maçlar oluyor. Yani şimdi siz hakem refleksizliği, hani biz programı ikimiz beraber sürüyoruz. Yani savunmaya geçiyorsunuz ama futbol da oynadım ben. Yani futbol da oynadım ama hakemlik olmuyor yaptım. Olmuyor desek hocam. Evet. Şimdi Sayın Atan şöyle olmuyor diyelim. Hakem arkadaşlarımız orada zan altında bırakmayalım. Şöyle, ben de orada maç yönettim. Evet. İnan ben o zaman Merkez Hakem Kurulu'nda görev alan, işte onun yardım, Merkez Hakem Kurulu bölge sorumlusunun yardımcısı olan hocalarımız aradı mesela. Evet. Ben deplasmana gittiğim zaman, şimdi deplasman takımlarını ezdirmezdim yani. Mesela oyuncu derdi ki orada bize,
Ya hocam siz bize ev sahibiyken de gelin. Ezdirmezdim derken biraz açar mısınız hocam? Nasıl şimdi şöyle ezdirmezdim derken şimdi yatırımlardan oraya girdik. Hakem arkadaşlarımız gördüğünü çalan hakem en iyi hakemdir, evet. Sayın Atan. Yani ben hiçbir zaman gittim korkmadan maç yönettim. Ama bazen görmediğini de çalıyorlar hocam. Görmediğini çalan yani şimdi bilemem. O 2019-2020 sezonu 3. ligdeyiz. Gölcük'te bir penaltı verdi. Yani onun 8 tane hakemi yan yana getirin bir tanesi vermez. O da bize denk geldi. Ya bize şimdi eskiden beri kara gömlekliler derler. Kara gömlekliler yalnız adamlar. Şu an ama renkler güzel oldu. Renkler güzel oldu tabii ki. Şimdi orada ben Arsin'e gittim. Evet. Başkan kulüp başkanı o zaman işte Çakıcıların sülalesinden biriydi. Geldi. Hoş geldiniz dedi. Cebinde ve şöyle ceketini sağladı. Buradan tabancayı görüyorsun. Bize o gün gittik. O biraz da hakemin kendi yapısıyla. Bak o gün gittik biz Artvin Spor 1-0 yenildi. Artvin'in maçına gitmişimdir. O şeyler de vardır. Zaten Artvin stadı Türkiye'nin en tehlikeli stadlarından biri. Cizre'ye gittik. Cizre dedin demin. Evet. Yani burada mesela Cizre'den biz polis panzerle çıktık. Galip Bitken Süper Lig hakemliği evet, yapmış. Hocam. Bizim gözlemcimiz de o gün. Anlatabiliyor muyum? Ve orada biz panzerle çıktık. Bizim burada da tam tersi. Yani, mağdur olan genelde bizim taraftarımız. Yani burada hakem arkadaşlarımız etkileniyor olabilir mi? Kendi ruhsal yapılarına, fiziksel yani hani evet. Belki etkileniyor olabilir ama hiçbir hakem arkadaş da görmedi. Yanlış bir şeyi art niyetli çalmaz. Ben burada hakem arkadaşlarım yani çıkarlar maçlarını yönetirler. Alın kardeşim. Tamam Sayın Alagöz bu konuyu biraz daha İleriki zamanda çocuk spor maçları falan başlayınca çünkü orada... Çünkü ben birebir yaşadığım şeylerden örnek veriyorum. Bir art niyetleri olmayabilir. Belki oradaki ambiyansın verdiği şeylerle de onları çalmış olabilirler. Şimdi futbol oyun kuralları 17 tane Sayın Atan. Bu arada hocam bir mesaj daha var. Siz bu kardeşimizi tanırsınız. Eskiden Çorum'da hakemlik yaptı. Murat Özüdoğru. Evet. Sayın hocam Mustafa Alagöz ve Ali Bey'e Kızılcahamam'dan selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyoruz. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Kızılcahamam'dan bizi izledikleri için. Ben de teşekkür ediyorum. Murat'a iyi akşamlar diliyorum. Murat hakemlikte mesela bizle beraber, evi de bizim evimize yakın. Evet hocam. Bunu yetiştirdik o dönemlerde, çalıştık ama... Bir ara Kızılcahamam kamplarında da maçlar yönetiyordu ama son zamanlarda gittiğimde şimdi görmüyorum. Şimdi Murat demek hakemlikte ki... önü açık. Evet. Klasman hakemi olup Türkiye'yi temsil edecek iyi bir arkadaşımızdı ama... evlendi. Ailevi sebeplerden dolayı Kızılcahamam'a yerleşmek zorunda kaldı. Ben evet. De hep davet ettiği bir türlü gidemedik. Murat'a çok teşekkür i̇nşallah ediyorum. İnşallah bir çok, gün beraber gideriz. İnşallah. Çok hakemliği, kişiliği, beyefendi bir arkadaşımız. Ona da buradan selamlar olsun diyorum. Sayın Alagöz şimdi stat da bitti. Çorum FK artık son derece modern evet. Bir statta maçlarını oynayacak. Şimdi uzak mı o stat? Şimdi Sayın Atan bugün hastaneye insanlar gidiyor. Evet. Bir de sporu seven, seyretmek isteyen futbolu falan artık oralar demin de söyledik ya şehrin dışı sayılmaz. İçi. İçi sayılır. Şu saat kulesinden oraya şöyle normal yürüyen adam 20 dakikada gider. Erzurum'unki çok mu içeride hocam? Erzurum'a maça... Antalya, Madran çok mu içeride? Tabii Madran çok şeydeydi. Yani. Tabii. Bahaneniz olmayacak ya. Bir şey seviyorsanız uğruna gidersiniz. Tabii şimdi Turhan... otobüse binip buradan İzmir'e deflasmana gidiyor. Takımınızı seven taraftar. Evet. Burada 15 günlük seyirci, çitlekçi seyirci. Orası çok uzak ya. Ne yapalım? Sen de evin önüne mi yapalım? Şimdi Sayın Atan Turhan Kılıççıoğlu stadı bildiğim kadarıyla 7400 kişilik falan resmi. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu. Oturaklı öyle hocam. Evet oturaklı ayakta o şekilde. Ayakta da 12 bin kişi mi? 11 bin evet, kişi mi öyle bir şey? 11 bin küsür öyle biliyorum ayakta da evet. Bunun şimdi lavaboları, tuvaletleri, futbolcuların, misafir takımı, ev sahibi takımın, soyunma odaları, gazetecilerin oturacak yerleri yok. İşte basın olarak sizleri biz orada. Kuş yuvası gibi yerde evet, böyle. Yani şimdi 15 bin kişilik bir stat yapılacak oraya. Son derece modern. Çok modern. Gittiğin zaman evet. Böyle yani ben hiç gidip içinde görmedim yani. Bir ben gün gidelim. Gidelim bir gün. 3 kişi bağırın. Felaket evet. Bir ambiyans oluşuyor orada. Tabii ki. Bu statta bizim Ceffal taraftarımız çok iyi bir rakip ve baskı uygular bu, gibi inşallah. Geliyor. İnşallah. Yani işte bugün böyle modernize edilmiş bir stata kavuşmak büyük bir şey. Bunu bakanlığa devrettik. Tabii. Bir de kapalı spor salonunu o İskilip yolundaki orayı da bakanlığa devrettik. Bunlara geçen programda müdürümüz geldiğinde görüşmüştük. Ulusal maçlar alabileceğiz.
Yani niye? Bunlar tam... Ya en azından milli takımların alt kategorindekilerinde 2-3 tane organize alsak bize yeter. Genç milli mesela biz mesela tabii. Çankırı'da Ümit Milli maçına gittik. Evet. Hakem iken yönetmiyor oraya mesela. Çankırı'nın o şimdiki sahasında. Tabii tabii şimdiki sahasında. Tabii mevcut sahasında. Yani onun için tesisleşme çok iyi. Yarın bir gün Çorum diyelim ki işte bir spor kulübümüz Ankara bize yakın, işte Samsun yakın. Tabii. Diyelim ki bir ceza yedi federasyondan. Kendi evinde oynamayacak. Başka bir şehirde oynanacak. Mesela Çorum'da bunlar oynanabilir. Direkt akla Çorum ili gelecek. Tabii ki. Tabii ki. Tabii 15 bin kişilik ve yani tabii oranın adı koyulmadı bildiğim kadarıyla değil mi? Onunla evet. ilgili bir kamuoyunda zaman zaman isim ne olsun diye bazı anketler falan yapılıyor ama Sayın Atan güzel bir isim bulunacağına inanıyorum ben de. Çorum Spor Futbol Kulübü'ne de orada oynayacağı müsabakalarda gelecek sezonda hocam, başarılar diliyorum. Hocam şu mesajı okuyayım hemen biraz sonra 18 Temmuz'da ikincilikler oynanacak. Evet. Onlara da bir kısa bir değinelim. Bekir Yıldırım Bey'den bir mesaj var. Ali kardeşim, Ankara Gücü maçını seyretmeye Eryaman'a bir saat arabayla giden nasıl gidiyor? Yeni stat uzak değil. Markete gider gibi gidilecek inşallah demiş. Evet. Yani Bekir Bey diyor ki nerede olursa olsun ben bu maça tabii giderim. Tabii ki Bekir Bey'i biliyorum ben. Ulugavak mahallesinde ve futbolu seven, evet. işte Çaygeçe'de Ulugavak Spor'da futbol oynayan arkadaşımız haklı bir, güzel bir mesaj vermiş yani. Evet. Yani işte Eryaman statı uzakta diyor. Burayı yürüyerek 20 dakika arabayla yol eğer trafik sıkışık derse 10 dakikada ya hocam Trabzon'a işte şey. Denizli doldurdular yaptırdı. O da şehir merkezinde evet. değil. Evet, evet. Giden gidiyor. Yarın bir gün insanlarımız oraya gittiği zaman diyecek ki ha şöyle ya diyecek. Rahatça oturacak. İşte bir ambiyans tabii, var. Tabii. Şey var yani Kocaeli'nin stadı. Hocam ben size iddia ediyorum. Mi? O stadda hiç bağırmayan sadece çekirdek yiyen bir grubumuz var ya bizim. Evet. Onlar bile gaza gelip bağıracaklar bu sefer. Sayın Atan ileride biz burada taraftar gruplarımızı da inşallah ağırlar. İnşallah. Yani burada hani onlar. Hocam ilgili... bizim stüdyomuz. Herkes açık. Kim gelip konuşmak istiyorsa. Evet. Açık. Evet. Bizim dost düşmanımız diye bir şey yok. Bu stüdyo herkes aç. Tabii ki. Kimin söyleyecek ne kelamı varsa buyursun gelsin. Tabii ki ileriki programlarda bütün taban birlikleri olsun. Şu olabilir. Biz birbirimizi sevmeyiz ama burası profesyonel bir iş yeri. Tabii ki bu gelir. Profesyonel. Biz Çorum'a hitap ediyoruz. Biz de sorumuzu sorarız. Tabii ki. Tabii ki. Güzelce. Evet Mustafa Hocam'a da selamlar demiş. Aleyküm selam. Bekir Bey. Hocam 18 Temmuz'da Çorum FK Federasyon'un aldığı karara göre maç oynayacak. Çalışmalarına devam ediyorlar. Evet. Bugün de teste tabi var. Korona testi yapıldı. İki gün sonra sonuçları belli olacak filan. Sizce oynanmalı mıydı bu lig? Devam etmeli miydi? Sayın Atan kamuoyunda takip ediyoruz. İkinci ve üçüncülük Kulüpler Birliği Başkanı istifa etti mesela. Evet. Kulüplerin %90'ı oynanmasın dedi. Yani hem ekonomik açıdan evet. Hem de şehirler arası ulaşım, işte kalacağın otelde tek kişi odada kalacak oyuncular. Anlatabiliyor muyum? Çok zor şartlarda. Evet. Yani yani üçüncülük, ikinciliklerde bu takım işler yürüyor ama çok zor yürüyor. Biz bunu biliyoruz. Birileri taşın altına elini sokuyor. O şehrin kompetanı oluyor. Burada bence yani ben baktığım zaman balla ve amatörle ilgili şeyler daha açıklanmadı nasıl olacağı. Bence belirsiz bence ertelenmeliydi. Yani ligler bu sene şampiyon olmamalıydı. Birkaç ilin olayı karantinlemesi şampiyonluğu birkaç il var. Onların baskısıyla oldu zannediyorum ama yani diğer kulüplerimizde 6 kulüp falan bildiğim kadarıyla oynansın lig devam etsin evet. istemiş. Diğer kulüpler hepsi bu, yazılı başvurmuş siyasi ama. Siyasi ağırlıkları genelde iyi olan iller. Yani o illeri tabii. Sayın Aragöz ben evet. size biliyorsunuz ben bir süre kulüpte de görev yaptığım için gitmediğim yer kalmadı. Şu an Çorum Futbol Kulübü'nün grubunda olan bir takımın böyle bir tesisleri var ki. Bakın iddia ediyorum o tesiste gece korku filmi çekin 5 seri yaparsınız. O kadar. O derece yani. Yani iddia ediyorum. 5 seri rahat. Sonra bir gün biz cuma günü bir şeye gittik yine bir deplasmana erkenden gidiyorduk o zaman. Tesisin arkasında şey yapıyorlar hocam ızgara yapıyorlar. Ya aşçının üstüne giydiği önlük mü deniyor ona? Önlüğü. Evet.
Türkiye'nin 8 tane büyük otelinde ayrı ayrı yıkatsanız ancak kendini rengini bulur yani. Yağlanmış. Hijyen yok çoğu yerde. Evet. Bizim gibi tesisi olan yok. Evet. Yok işte bir Samsun var, o da ben oynayarak şampiyon olacağım filan, altıma vura vura gideceğim havasında. Yani bu bunları sağlamadan diyorsunuz ki çıkın oynayın altı maç. Ya mübarek, şimdi 1 Temmuz'da sen ne diyorsun adama? Transferin başlıyor. Yenilik şu başlayacak. Dönem, Sayın Aragöz, şu dönem futbolcunun istirahat etmesi gereken bir dönem. Yani korona olduysa bunu futbol camiası mı getirdi bu ülkeye? Tabii dünyayı saran bir virüs. Yani Hollanda federasyonu bunu oynatmadı, Fransa oynatmadı filan. Hadi siz Süper Ligi Avrupa'ya gitmesi için mecburen oynatıyorsunuz da ikinci, üçüncü ligi ya hangi tesisini gezmiştir federasyonun yetkileri? Hangi takımın hangi tesisini gezmiştir? Şimdi Bal Ligi diye bir lig var hocam, evet. Türkiye'de. Bu lig bana göre dördüncü lig de. Parası olan kulüp isim yapmış futbolcuları alıyor. Mesela üçüncü ligde bir sezon önce 120 liraya oynayan bir futbolcuya 150 lira veriyor, alıyor. Öbür taraftan da 25 bin lira mıydı neydi, katının payı veriyor. Atıyorum ya, Çorum'da herhangi bir köyün takımı. Çorum'da şampiyon oldu. 25 bin lirayı ver, tam oynayabilirsin diyor. Tesis mi? Ya var? Tesisin var mı? Takım otobüsün var mı? Evet. Ya bu futbolculara hijyen sağlayabileceğin bir yerin var mı? Yok. Evet. Sadece oyna. Bana göre de oynatılmamalıydı. Şampiyon olan olsun. Ya da şu da olabilirdi. Bu ilk 5'te en yüksek puanı alan çıksın. Ondan sonrakiler playoff oynasın kendi arasında. Şimdi bak, yöneticisiniz. 1 Temmuz'da transfer mi yapacaksınız? 18 Temmuz'da takımı lige mi hazırlayacaksınız? Bu arada şimdi transfer yapacaksınız. Bir taraftan lig devam ediyor. Belki de sizin futbolcunuz, yani kimsenin ben günahını almak istemem. Çorum FK'da da öyle bir futbolcu yok, onu da söyleyeyim. Belki seneye, yeni sezon için biriyle anlaştı. Ayağını topa uzatmayacak. Bu her takımda olabilir. Evet. Süper Lig'de oynanan maçlarda hemen her hafta görüyorsunuz, olmadık sakatlıklar meydana geliyor. Ya ben anlamıyorum yani. Aslında anlıyorum hocam. Yani futbolun içinden gelenler Avrupa'da futbolu teslim etmişler. Bizimki bakıyorsun sanayici, işte Türkiye'nin gazını dağıtan adam ve bir taraftan inşaatını yapan adam. Altlarındakiler kim olduğu belli değil. Futboldan gelmemiş birçoğu. Yani futbolda ben şimdi bir eyleme kalkışacak olsam benim aklıma gelecek ilk 5 isimden birisiniz. Niye? Teşekkür ederim. Hem kenarı biliyorsunuz hem sahanın içini biliyorsunuz. Ama Türkiye'de maalesef benim bunlar tamamen şahsi görüşlerim hocam. Anlıyorum Sayın Atan. Sayın Atan, dediklerinizin çoğuna katılıyorum. Yani haklısınız o konuda. Yani futbol federasyonu dediğiniz gibi ekonomik bir dünya oldu futbol. Yani dünyada ekonomisi ekonomik olarak konuşulmaya başladı. Paraya döndü işte. Tabii çok büyük paralar dönüyor. Burada tabii ki Süper Lig, birincilik, bunlar anladık. Ama ikincilik ve evet, üçüncülükte dediğiniz gibi tesisi olmayan, yemekhanesi olmayan, yok, futbolcularını doğru dürüst bir yerde yatıramayan kulüplerimiz, evet, var. Yani bunlar da niye göz ardı ediliyor? Burada birkaç şehrin hani baskı yapıp da federasyona oynanmasını mı sağladı? Bilemiyoruz. Yani öyle görünüyor. Evet. %90'ı istenmeyen bir şeyde yazılı dilekçe veriyor. Keşke oynatılmamasaydı yani. Burada test sonuçları futbolcuların önemli. Yolculukları önemli. Hocam Sayın Alagöz, %90 şu demek değil mi? 100 tane kulüp varsa bunun 90'ı istemiyor oynamayı. Tabii ki tabii yani. Siz 10 tanesi için tabii sahada goy goy yapacak insanı öğretiyorsunuz. Bu kadar insana bir şey çektirmemek hocam gerekiyor. Hocam çok uzağa gitmeyelim ya. Evet. Mersin İdman Yurdu. Biz Mersin İdman Yurdu ikinci ligde maç oynarken Mutlu'nun topu direkten döndü. Onlar bize gol attı. O Mersin İdman Yurdu'nun şeyi yoktu hocam. Tesisi yoktu, tesisi. Evet. Tesisi yoktu ya. Bugün nerede o takım? Yok. Yok. Ya federasyon olarak bir gel, bir de ki sen ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Takım otobüsün var mı? Yok mu? Doktorun var mı? Malzemelerin hijyeni nasıl? Bunlar yok. Denet bölgesel şeyler. Ya hocam geliyorlar buraya, sahaya bakıyorlar. Oynanır. Ya baştan sağlama işte. Yani ondan sonra diyorsunuz ülkede
Futbol niye gelişmiyor? Gelişmez. Sayın Atan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel müdürlükleri var. Mesela Samsun'da da var. İşte bize bağlı. Evet. Bu bölge müdürlükleri gidip önce bir tarama yapıp, değil mi? En güzel bu tez, bu takımların durumunu olması öğrenip, gereken bu değil ona mi? Ona göre bir rap, tabii ki ona göre aklın yolu bir ya. Aynen, aynen. Yani biz bir aileyiz diyoruz, değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu aileyse tüm çocuklarını düşünmeli. Bence de. Şartlar böyle gerektiriyor tabii. Çünkü. Mesela ben futbolda Digiturk, yani bugün yayıncı kuruluş, buradan amatörler dahil ikincilik ve üçüncülük kulüplerine bir pay verilmesi gerekiyor. Bence arkadaş. De. Bence niye? Futbolu tabii. Eğer geliştireceksek amatörde oynamayan sonra ikincilik, üçüncülük gitmeyen, yani yukarılara nasıl taşıyacağız bu oyuncuları? Bence bir pay verilmeli. Yani sporu tesisleşme yönünden bir takım şeyleri yapıyoruz ama orada da büyük kulüpler, işte sayısı 5'i geçmeyen büyük kulüpler sesini çıkarttığı zaman federasyon maalesef bir takım şeyleri ona göre hareket ederek karar veriyorlar. Bence böyle olmamalı. Sayın başlayarak, bu sizin dediğinizin tam tersi oluyor. İki tane taraftarı o merdivenine görüyor. Haydi bakalım yazmış. Ceza yazıyor. Onlar da yanlış. Tabii ki biz dilimiz döndüğünce söyleriz ama bunu uygulayacak olanlar ilgili kurumlar olduğu için onlara da tabii ki bir şey diyemiyoruz hocam, ama. Biraz önce dedim, tekrar ediyorum. Şu an Çorum FK'nın grubundaki bir takımın tesisinde gece korku filmi çekin, 5 seri yaparsınız. Bak, iddia ediyorum yani. Evet. Ben bir içine girdim, hemen kendimi yere attım. İçeriden öyle bir herhalde yağ kokusuydu. Yani bir yağ kokusu geliyor ki, yani böyle bir şey yok. Ve siz diyorsunuz ki bu futbolcuya burada yat. Olur. Yatayım. O da geliyor, yatıyor. Yani hocam, Fatih Koçak kardeşimiz çok güzel bir yayın oluyor. Ali Bey'e, Mustafa Hocam'a selamlar demiş. Aleyküm. Biz de kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet hocam, Güreş Eğitim Merkezi'ne geri gelelim hocam. Güreş, Çorum'da güreş. Yani Çorum güreşte geçmiş dönemlerde, eski yıllarda işte dediğimiz gibi olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu güreşçiler, evet, çıkarttı. Bir dönem yine Güreş Eğitim Merkezi'nde Çorum'da Türkiye şampiyonu olan işte ve buradan başka illerin takımına transfer olan arkadaşlarımız, evet, oldu. Yani Fatih Erdin vardı, Çorum Belediyesi. Biz bu güreşçilerimizi Çorum'da niye tutamıyoruz hocam? Yani şimdi şöyle, bunlar büyük kulüpler istediği zaman tabii ki oradaki maaş ve oradaki şartlar biraz daha herhalde iyi oluyor ki. Yani ondan dolayı diye zannediyorum. Maaşa gidiyor zaten onlar da. Yani maaşa gidiyor. İyi maaşa gidiyor. İş imkanı oluyor. Burada Çorum Belediyesi Spor. Peki en doğal hakları değil mi? Tabii ki en doğal hakları. Yani Türkiye'yi yine biz buradan yetiştirdik. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii. İşte bu arkadaşlarımız buradan çıkıp oralarda Çorum'u temsil ediyor. Ülkemizi temsil edecek. Ha ASKİ'den gitmiş, ha Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nden gitmiş. Yani güreş atasporumuz. Yani menşei Çorum olsun yeter diyorsun. Tabii ki, yani buradan yetiştirmiş, mutlu olmayacak mı buradaki antrenör? Şimdi ben demin Murat Özüdoğru aradı, ne dedim? Bizim de hakemliğinde katkımız oldu. İyi hakemdi. Yani ben, o bir yere gelse o çocuk, mutlu olacağım. Evet. Yarın bir gün buradan güreşçi hocalarımız, burada yetiştirenler, onlar Türkiye şampiyonu olup işte Balkan, Avrupa, dünya olimpiyat şampiyonu olduğu zaman sevinmeyecek mi? Hocam mevcut güreş eğitim merkezi zaten gerçekten miadını doldurmuş. Yani Sayın Atan, şimdi ben sporun birçoğunu yaptım. Güreş de yaptım. Güreştiniz de. Güreş de yaptım. Maşallah. Yani şöyle yaptım. İlkokul 3. 4. sınıfta falandım. Yani 10-11 yaşlarında o güreş eğitim merkezine girdim. Orada Necati Bağışlar, rahmetlik Nurettin Karakaya, işte Mehmet Tepe. Evet. Aklıma gelen işte şu Hüsamettin diye bir güreşçimiz daha vardı. Soy ismini hatırlamıyorum. Bundan sonradan hakemler oldular. Gazanfer Hoca mesela bugün Antalya'da. Onlar o zaman şeydi. Hocam maşallah, siz neredeyse gözünüzü açmışsınız. Bir sporla haşır neşir olmuşsunuz. Yani ben işte diyorum ya, gittim bir 3-4 ay maşallah, bıraktım. Maşallah 30 yaşındasınız. 30 ile bayağı bir spor. Ya sığdırdık işte. Sığdırdık. Yani, yani şimdi o demin güreş eğitim dedin ya, orada aynı tesis, aynı şekilde bir takım tabii ki yenilemeler oldu. Evet. Ama aynı şekilde duruyor. Yarın bir gün güreş eğitim merkezi modern bir şekilde yapıldığı zaman Çorum'dan
daha çok güreşçi kardeşimiz çıkacak diye ben inanıyorum buna. En iyi göre olduğumuz branşlardan biri. Birisi tabii tabii. Yani ferdi sporlarda Çorum işte mesela İlhan Aşkın işte evet. Tekvondo da mesela milli takımlar antrenörü. O da bizi milli takımlar yani, seviyesinde tabii çok güzel. Bazen burada Yasin Pamay Balkan tabii. Şampiyonu oldu. Yani ferdi sporlar Sayın Atan takım sporlarından yanında ferdi sporlar da Türkiye'de geçen de evet. biraz konuştuk müdürüm varken. Ön plana çıkmaya başladı. Yani boks olsun, Sayın atletizm olsun. Şunu soracağım. Yani ferdi sporlarda zaten bir Avrupa şampiyonası, bir dünya şampiyonası, bir de olimpiyat atarsanız geleceğiniz garanti oluyor. Tabii ki tabii. Yok yok bir milli olduğun futbolda zaman. Futbolda onun garantisi yok ama. Ya, futbolda yok. Evet, bir evet. Allah göstermesin, kimsenin de başına vermesin. Tabii ki. Bir sakatlıkta bir sezonu kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra piyasanız yavaş yavaş düşüyor. Evet. Hele bir de bir transfer yapıp da bir maçın 6. 7. dakikada tendon attı mı veya bir şey olduğu zaman bitti tabii. Bu sefer yani tabii ki o kardeşlerimiz olmuyor. De ekmek parası peşinde ailelerini geçindirmek. Futbolculuk çok zor bir iş tabii hocam. Ki. Ben onu söyleyeyim. Yani eskiden sporda futbolda para yoktu ki. Sonradan tabii. amatörde dönmeye başladı. Ben evet. işte Çorum Gücü'nde 7 sene bana göre artık amatör futbol diye bir şey yok. Değil mi? Bana göre amatörde yok. Hele tabii. para konuşuluyor diyorsun. Amatör yani. Maçtan çıktım ben Çorum Spor maçından. İki tane herhalde amatör maçtan çıkmış. Arkadaş konuşuyor. Ya yenseydi 200 lira prim vardı filan dedi. Ben dedim bunlar hangi takımın futbolcusu? İsmini vermeyeyim. Dedim 200 lira mı veriyorlar yani maç başına yani galibiyet primine? Dedim ki o zaman bu amatör değil ki yani. Bu paralı evet. sisteme dönmüşler. Biz de o dönemde mesela ben işte demin bahsettiğim Çorum Gücü'de oynadıktan sonra Çimento Spor beni istedi. Evet. Tevfik Zincirci hocam beğenmiş bizi. Oraya tıran ben de tabii ki biz de o zaman işte yeni yeni... Tevfik Zincirci hocam sizin de mi hocalığınız? Benim de Çimento Spor'da hocalığımı yaptı. Bir yıl oynadım ben. İş imkanıyla biz gittik o zaman. Yani Çimento Spor'da o gün para dediniz ya para dönmüyordu da böyle iş verirse. İşte oradan ben olmadı askere gittim. Sonra geldim Tarım Spor'a gittim yine iş imkanı verecekler diye. Yine olmadı. Orada da mı olmadı? Olmadı. Oradan özel idare köy hizmetleri eski adıyla. Orada oraya gittik. Orada da olmadı. Biz... Hocam hangi mevkide oynuyordunuz? Ben santroforla başladım. Libora Stöbel'le bir her yerde oynuyorduk. Yeter ki iş olsun dediniz olmadı yani. Yani bir jokerdik biraz öyle evet. öyle diyelim yani. Evet hocam. Bu Tevfik Zincirci hocam dediniz de o bizim Başakspor'da Başakspor vardı siz de biliyorsunuz. Tabii ki biliyorum. Onunla Mehmet'le beraber bizim Mehmet Güley'le beraber hocalığımızı yapıyordu. Mehmet Güley çok güzel sola çıktı hocam. Evet. Gidiyordu orada kalıyordu. Sol ayak basıyor topa dönüyordu. Tabii yani Mehmet Güley sola çıktı oynadığı zaman bir de Enver vardı. İkisi beraber gidiyorlardı orada kalıyorlardı. Oradan sonra orası pelt oluyordu hocam. 11-0, 12-0. Ondan sonra Mehmet Güley'e bakıyordu üstünde bir tane toz yok. Enver yalandan yatmış falan. Öyle çok güzel günlerimiz geçiyordu. Buradan da Mehmet Güley'i sevgiyle, saygıyla selamlayalım. Selam şaka yapıyorum hocam. Da, gerçekten tabii. çok güzel sol açıktı. Ama maalesef o da... Yani futboldan, olamadı. Çorum'dan ekmek yiyen kardeşlerimiz çıktı mı? Çıktı. Yani Tevfik Zincirci hocamızdan bahsettiniz de demin iyi antrenman yaptırıyordu. Hakikaten Tevfik işini... Zincirci hocam şöyle hocam. Şimdi sahanın kenarında çok farklı bir insan ama şahın kenarında dışında bildiğiniz şeker gibi bir insan. Ya kazanma öyle sporda, hoca bazı hocalarımız var öyle ya. Yani kazanmak için adrenalin yükseliyor o anda işte istem dışı bazı olumsuzluklar olabiliyor ama şeyinde değerli bir insan, değerli bir hocamız yani. Ona da buradan selam olsun. Onun da futbolda benim üzerinde emeği var. Siz de Fenerbahçe'sin değil mi hocam? Ben hakemler, ben Türkiye milli takımı, yani Türk milli hocam, takımı tutuyorum. Misiniz? Ben futbol takımı tutmuyorum yani. Şey olarak hakemlerin böyle bir takımı tutma yok, şeyi olmaz yani. Ben konuklarım ve program arkadaşlarım genelde Fenerbahçe oluyorlar da onun için dedim yani. Sizde de böyle. Yani herkes her şeyin gönlünde, insanın gönlünde bir takım ama vardır tabii ki yani. Siz ısrarla ben milli öncelikle Türkiye milli takımı diyorum. Çorum Spor'la büyüdük biz. Çorum Spor. Evet. Yani Çorum Spor... Ayrı bir yeri var. Hocam yani. Ben Çorum'da sadece Çorum Spor'u tutan bir tane kişi tanıyorum ben. Bir tane. Daha bugüne kadar kim? Ağzından hiçbir İstanbul Dursun takımının mu? Adını duymadım. Amigo Hasan. Amigo Hasan gözü büyüklü. Sadece Çorum Spor diyor ya. Ne Fenerbahçe'yim dedi ne şunu dedi hiç demedi. Bir tek onu tanıyorum. Bir de şey var. Samimi olarak söylüyorum bunu ya. Dursun var. Bu yetiştirme yurdundan çıkıp
şey yapan Dursun var bir tane. Çorum Spor'un maçlarında gol veren atardı. Penaltına yatardı. Sahi falan ayarlardı. O da Çorum Spor. Bak Çorum Spor ikinci amatöre düştü. O Çorum Spor'u tutuyor. Çorum Spor'u tutmuyor. Çorum FK'lı değil yani. Yok Çorum FK'lı değil. O Çorum Spor'u tutuyor hala. O öyle bir ama yani orada değiştirmeli bence artık. Dursun'u bir gördüğümüzde yolda değil mi? Söyleyeyim. O Çorum Spor ben diyor hayır diyor. O da küsmüş. Yani onu da küsmüş. O da küsmüş. Şey olarak küsmüş yani. Hani kulüp düştü ya o günkü ekonomik evet. şartlardan dolayı. Yenisi kuruldu. Yani yenisine elbiseyi nasıl değiştiriyorsa insanlar yenisini de giyince yenisine evet. bakmak lazım yani. Öyle diye düşünüyorum. Sayın Alagöz yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hem bu tesisler hem Çorum FK hem de Çorum Sporu'nun geneli anlamda söyleyeceğiniz sözler. Sayın Atan yani bugün Çorum spor tesisi açısından müjdeli bir haber aldı. Yani 69 milyon evet. değerinde merkeze, 6 ilçemiz ve bir beldemize büyük yatırımlar geldi. Yani bunun tutarı 69 milyon. Yani Çorum merkeze, işte güreş eğitim merkeze... Yani eski parayla 69 trilyon. Trilyon, evet. evet. Yani büyük bir yatırım. Yani hakikaten bu müjde Çorum'a müjdeler olsun diyelim. Çorum bir spor şehri olma yolunda ilerliyor. Zaten bir spor şehriydi. Burada şampiyonlar yetiştirmek gerekiyor. Demin evet. de bahsettik. Yani işte yüzme bilmeyen kalmasın. Yani dediğin gibi bir tatile gideceği zaman insanlar çocuklarının burada deniz yok. Yahut tatile gitmese bile burada bayanlarımız, kadınlarımız olsun, gençlerimiz olsun, evet. kızlarımız olsun. Yani gidip yüzebilecekleri bir olimpik, tam olimpik yüzme. Önce de olduğu gibi kenardan ayaklarını sokup gelmesinler. Tabii Çorum Barajı'na bayağı gidiyorduk biz. Tabii ki yani bunlar hakikaten emeğe geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yani evet. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu, milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın ve il başkanımıza bu yatırımlar için kovaladıkları ve aldıkları için teşekkür ediyoruz. Hakikaten Çorum büyük bir yatırımla karşı karşıya. Bunun içerisinde bize düşen de dediğimiz gibi iyi bir nesil, iyi bir gençlik, iyi bir sporcu yetiştirmek evet. düşüyor. Burada da antrenörlerimize, öğretmenlerimize ve aile bireylerine ve sporcu kardeşlerimize iş düşüyor. İnşallah bunu bu tesislerden faydalanıp Çorum'dan şampiyonlar yetiştirmek. Sayın Alagöz, ben başta da dediğim gibi artık bu dakikadan itibaren burada eğitmenlere büyük görev düşüyor. Evet. Bir önceki programda Sayın Haş müdürümüzü aldığımızda ne demişti? Artık okullarda çocukların yeteneklerine göre. Evet. Mesela futbolcuysa taramalar futbola. Var şimdi. Evet. Burada hocam bir de ailelere de büyük görev düşüyor. Şimdi olmayacak çocuğu şöyle diyorlar. Ya benim bir çocuk var. Benim bir oğlan futbol oynuyor ki abisi diyor. Diyorum abi. Ya çocuk diyor topa bir vuruyor diyor. 3672 kilometre hızla buradan diyor 10 dakikada diyor Yozgat'ta. Allah Allah diyorum ya. İçimden de diyorum ki o zaman siz çocuk yapıyoruz diye yanlışlıkla roket dünya bunu alın Aselsan'a götürün. Evet. Sonra birisi diyor ki benim diyor çocuk bir koşuyor diyor. Abisi diyor öyle bir koşuyor ki diyor. Yani saatte 9000 kilometre hızla diyor 13 dakikada İzmir'e düşüyor çocuk diyor. O zaman sanayiye gidelim Memik Usta'ya. Senin çocuğun tam sırtına da 3 tane sanayi tüpü bağlatalım. O da bir mekanizma yapsın. Uzaya gitsin. Evet. Ya birisi de diyor ki ya ben diyor çocuk diyor öyle bir sıçrıyor ki diyor hava topuna diyor 20 katlı diyor otelin diyor çatıya değecek neredeyse. Ya o zaman sen de yani çocuk yapıyorum diye başka bir şey yapmışsın. Yani bunu da başka bir yerde değerlendirip. Ya olmaz. Burada en büyük görev bana göre hocam Sayın Alagöz ailelere düşüyor. Evet. İlla ya olmasın. Ya mühendise ihtiyaç var mı? Var. Var. Efendim başka doktora ihtiyaç. Doktor olsun. Ya da ne bileyim bizim mesleği yapacak branşta biri olsun. Gazeteci olsun, televizyoncu olsun. İlla futbolcu olacak diye niye zorluyorsunuz? Sonrası ne oluyor biliyor musun hocam? Çocuklarda büyük bir depresyon oluyor. Biraz da ailenin gazıyla. Yapmayın evet. bunu. Yani illa olacak. Zaten futbolcu olacak çocuğu bir ve iki nolu sahada tutamazsınız. Onu birileri gelir görür alır götürür futbolcu yapar. Olmayacak çocuğu da sırf yani bazı sebeplerden dolayı zorlamayın.
Ben bunu bilir bunu söylerim hocam. Sayın Atan demin söyledim. Şimdi diyelim ki fiziği çok güçlü, işte gördüğün zaman, baktığın zaman 60 kilogram diyelim. Evet. Birisini gördün. Bir de 60 kilogram, bir de güreşçiyi getirelim. Burada ikisini güreştirelim. Biri o dalar, ayaktan dalar, belden tabii tutayım der ama güreşçi arkadaşımız ne yapar? Teknik oyununu yapar ve onu tuş eder, yener. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Burada aynen şuna mi getireceğim. Bilim, akıl, yetenek ve fiziği birleştirmek gerekiyor. Yani şimdi bilimden faydalanacağım burada. Zaten Haşim Müdürüm dediği de herhalde bu. Tabii eğitimden faydalanacağın, tabii, aklını kullanacağın ve fiziğini de iyi geliştireceksin. Evet. Yani bunların hepsi olduğu zaman genç kardeşlerimiz başarıya ulaşır. Bence de. Bunu antrenörlerle beraber bu bence yolu de izlemeleri gerekir diye düşünüyorum. Zaten Haşim Müdürümüz de demişti. İl temsilcilerin biz performansına bakıyoruz. Evet. Sporcu yetiştirebiliyorsa devam ediyoruz. Yetiştiremiyorsa geçmiş olsun. Biz bu bana göre de doğrusu bu. Tabii ki biz bu programda her dilimiz döndüğünde her programımızda antrenörlerimize, tabii, öğretmenlerimize şunu da yapacağız. Başarılı antrenörümüzü getireceğiz. Çalışma metotlarını tabii ki. Sporcuları nasıl buluyorlar, nereden getiriyorlar, ne tür imkanlar sağlıyorlar, neleri eksik. Bunların hepsini bu stüdyoda masaya yatıracağız. Çorum bir spor şehri. Genç yetenekler yetiştirme açısından. Evet. Taramalarımızı spor bakanlığımız, müdürlüklerimiz yapıyor ama bundan ziyade bir de bir silkinmemiz gerekiyor. Taban birlikleri ve ilgili sevenler, bir de spor severler, eskiden görev almış tabii kişiler falan elini taşı altına tabii sokmalı. Size davet gelse gitmez misiniz? Giderim ben, tabii ki giderim. Seve yani. Tabii ki, tabii ki. Yani niye gitmeyeyim ben? Bilgimi bir şeyle paylaşmak ne güzel ya. Bir şeye bir şey anlatabiliriz. Hazreti Ali Efendimiz ne demiş? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş. Ben birine futbolla veya hakemlikle ilgili bir şey öğretebilirsem ne tabii güzel, ne mutlu. Bizi bir kere mesela Çorum'daki spor basını Hitit Üniversitesi davet etmişti bir söyleşiye. Biz gitmiştik. Yani tabii kimse ki, Çorum'da güzel güzel bir şey için emeni çekeceğini ben düşünmüyorum. Yani. Sayın Atan, ben mesela burada futbol değil mi? Yani futbolla kalkıyor insanlar. Dünyanın evet büyük bir bölümü futbolla kalkıyor. Bu programlarda inşallah belli aralıklarla futbol oyun kurallarına, kamuoyuna anlatma cihetine gideceğiz. Tabii. Yani niye? Hem bizi izleyen taraftar, seyirci, aile, çocuk futbol kuralını bilsin ki oynarken ve seyrederken ona göre hareket etsin. Hocam zor mudur futbol kuralları? Futbol kuralları, 17 tane bir futbol şu, oyun kuralı var mesela. Bir de şunu söyleyeyim, Sayın Hanım sorayım. Yani futbol dünyada niye bu kadar sevildi sizce? Yani bir zevk, temaşa. Bence bunda biraz da kurallarının basit olması lazım. Basit olduğundan dolayı hocam. Mesela basketbolda öyle terimler var ki herkes söyleyemiyor. O bir oyun kuralı. Evet. Uzak Doğu sporlarında adam vurup yapıyor. Ama şimdi şey var. Sayın Atan, takım oyunlarında basketbol ve voleybol bir ivme kazandı. Tabii. Türkiye'de 12 dev adamla. Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra voleybolda kızlarımızın, milli takımımızın başarısıyla. O başarılarında futbol takımlarının mali yapılanmalarında kötü olmalarından dolayı yavaş yavaş oralarından da elini çekmek zorunda kalıyor. Sponsor bulurlarsa devam ediyorlar. Evet, evet. Bulamazsalar diyorlar ki ya benim futbol takımım işte şöyleyken ben basketbola şu kadar yapamam, evet, yatırım yapamam. Ama hani biri gelir sponsor olsa da devam ederim. İşte orayı da etkiliyor yani. Ya bu sponsorları da bulmak gerekiyor. Yani işte sultanlar, filanın sultanları tabii şampiyon oldu işte 12 dev adam. Çok iğme kazandırdı basketbolun sevilmesinde. Hep söylediğimiz gibi Sayın Alagöz, sporla yapacağınız reklamı dünyanın başka hiçbir aracıyla yapamıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani onunla ilgili kulüplerimiz bununla ilgili de yatırımlarını o şekilde yapmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü tesisleri artık devletimiz destekliyor. Yani devletimiz tabii bu tür tesisleri mesela devletimizin desteklediği burada ayan beyan ortada. Tabii ki. Tabii ben ki sana tesisi yaparım. Tabii ki. Sporcuyu sen yetiştir ve milli takım. Yani Sayın Bakan gelip bir de şurada bir şu köyde de şöyle bir güreşçi hadi onu da bulayım diyecek hali yok bu saatten sonra. Tabii ki. İnşallah. Yani bu tesisler Çorum'a hayırlı olsun. Buradan milli sporcular çıkar. Milli marşımız ve Türk Kiye bayrağını orada dalgalandırır diye inşallah temenni ediyoruz Sayın Atan. Son sözleriniz miydi hocam? Tabii ki değerlendirdik doldu burada. Bizi izleyen
Kent 19 TV seyircilerine, spor severlere, ailelere, çocuklara, gençlere, herkese teşekkür ediyorum. Gözünüz bizde olsun diyorum. Evet sevgili Kent 19 TV izleyicileri, programın başında da dediğimiz gibi bu stüdyo konuşmak isteyene, meramını anlatmak isteyene, Çorum sporu adına söyleyeceği bir şey olan herkese açık. Kim biz gelip konuşmak istiyoruz diyorsa buyursunlar, gelsinler. Başımızın üzerinde yeri var. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Tat, yeni lezzet, Helvacı Ali, asırlık lezzet, Çorum'da. 1900'den günümüze Helvacı Ali, Çorum'da hizmetinizde. Gazi Caddesi'nde, vergi dairesi altında.